Efendim Altın Ekranlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün gürültülü bir ortamdayız. O yüzden farklı bir setup'ımız var. Şu anda GIST 2018'deyiz ama oyun gündemi durulmaz. Doğru muyum? Doğruyum. Sesimiz duyulmuyor çünkü şu anda el mikrofonu bende. İlk haberi paylaşayım. Onun üzerine arkadaşlara yorum atacağım. Şimdi ilk haberimiz şu. Oyun gündeminde. Duyuyor musun beni? Duymak için yeter. Gel. Duyuyor musun sen beni? Tamam. Abi Electronic Arts finansal olarak durumunu açıklamış ve yeni haberler vermiş. Ne bu haberler? Birincisi Battlefield'in yeni oyunu bu sene geliyor. Ama bu yüzden Anthem ertelendi. 2019'a. Ve Battlefront 2'nin kötü gidişatı yüzünden, yani çoğunlukla bundan dolayı diyorlar, EA geçen çeyrekte 186 milyon dolar zarar etmiş. Net gelir kaybı diye okudum ben. Evet. Yani zarardan kastım mı net gelir kaybı işte. Aynen, evet. Zarar denmez aslında ona, doğru. Evet. Net gelir kaybı da şu, yani ben o açıdan şeyden direkt girecektim. Net gelir kaybı demek aslında zarar etti demek değil de normalde elde etmesi gereken gelirden daha az etti. Tamam. Yani gene kar etmiştir ama işte gelirleri azalmış. Yani ki zaten şöyle bir şey var sanırım. 8 milyon satmasını beklenirken Battlefront 2'nin 6,5 milyon 7 milyon gibi bir şey satmış. Az da satmamış ama yani canını acımış. Kaybettiği nokta şu zaten. Satış rakamından ziyade oyun içi satın alımından çok para kazanmayı bekliyorlar. Büyük ihtimalle. Evet. Ondan dolayı bayağı falso yediler. Evet. Yoksa hani oyunun kutulu versiyonu satılmıştır ama oyun için para sattıramamışlar. Durum bu. Tunca bu habere çok üzülmüşsündür diye tahmin ediyorum. Ya buna ilgili ek bir şey daha söyleyeyim. Bir de şöyle bir haber çıktı. Oyuna tekrar lootboxlar geri dönecek ve Disney'de sıkıntı yapmayacak. Biz yolunu bulduk diye de bir ayrı açıklama yaptılar. Yani hala akıllanmış değiller. Kaybedilen parayı bir yerden çık avuçlamak lazım sonuçta. Onlar da avuçlayacaklar yani. Evet evet. Ya bu tür ek içeriklere hiçbir zaman ben hani kapanacaklarını düşünmüyorum. Hep de zaten konuştuk. Şekil değiştirecek. Daha akıllıca saldıracak. Yine oyunculardan o parayı alacaklar yani. Peki Battlefield'ın bu sene çıkması bile Anthem'in ertelenmesi sizi rahatsız etti mi? Hani Anthem'i bekler miyiz yoksa fark etmez abi çıksın bir şeyler derdinde misiniz? Açıkçası yani şimdi daha bir şey çok da fazla bir şey görmediğimiz için ben çok hype'lı değildim açıkçası oyunla alakalı ve ya hani geç olsun güç olmasın güzel bir şey çıksın. O yüzden ben çok hani şey olmadım. Böyle hani benim için fark etmez diyorsun yani çok fazla. Şöyle bir haber vereyim. Battlefield'la ilgili Electronic Arts şunu söylüyor. Müthiş grafiklere sahip olacak. Harika bir görselliğe sahip olacak diye. Şimdiden biraz gaz verdiler. Ne çıkacak göreceğiz ama Battlefield serisi zaten her zaman için görselliğiyle ön planda olan bir seri oldu yani. Görsel tarafı güçlü bir seriydi. Var mı efendim bununla ilgili söyleyeceğiniz bir şey? Geçiyorum diğer haberime. Ya şimdi oyunları hani sanat eseri olarak değerlendirirsen başka biri gelecek diye senin yaptığın işin arka plan edilmesi tabii çirkin bir şey ama hani EA'in yaptığı oyunlar sonuçta ticari bir iş. O yüzden üzücü olsa bile olmak zorunda olan bu yani. O yüzden ekstra bir şey demeye gerek yok. Ekim ayı bu arada Battlefield'ın çıkacağı tarih olarak şu an gözüküyor. Netleşecektir ilerleyen zamanlarda göreceğiz. Bir sonraki haberim. Tunca'nın merakla beklediği bir oyun Pokemon için Nintendo şöyle bir açıklama yapmış. 2018 veya sonrasında çıkacak demiş. Bayonetta 3, Metroid gibi oyunlara 2018 sonrasında belirsiz bir tarihte çıkacağını söylemişler ama Pokemon'u bu sene çıkartma planları var. Bunu resmi olarak onayladılar diyebiliriz. Bu sene olmazsa seneye gibi duruyor şu an için. Bunu da böyle paylaşayım dedim. Zaten bekliyoruz aslında. Yakın zamanda çıkması gerek gibi duruyor. Bekliyoruz ama ben sadece yani 2018'de eğer çıkacaksa 2018'in bence sonlarını bulur. Yani çok bana mümkün gözükmüyor 2018'in erken aşamasında çıkması. Çünkü yakın zamanda birkaç ay önce daha hani geliştiricilerle röportaj yapılıyordu. Hani ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çok baskı altındayız falan diyordu adamlar. Yani 2 dakikada hemen yapıp paketleyeceklerini zannetmiyorum. Japonların baskısı da pis olur yalnız ha. Japonlar pis baskı yapar. Abi ya güzel yapacaksın ya intihar edeceksin. Onlarda öyle bir durum var ya. Yani şakası komik oldu gerçi ama yani gerçekten onurlu insanlar kötü bir şey yapıldıkları zaman oturup üzülüyorlar falan yani. Oğlum oyun bu episode diyemiyorsun. Anthem'le geçerli olan şey bence burada da geçerli. Geç olsun güç olmasın. Yani sabrın sonu selamet. Akakça kara gün içindir. Var mı? Başka say daha var mı? O kadarmış ya baya. Yani ama böyle. 5. günün şafağında doğuya bakın. Ben şunu söyleyeyim. Kötü bir örnek vereceğim şu anda. Abi Logan Paul diye bir YouTuber var. Evet. Duydunuz mu Logan Paul'u? Bu adam bayağı harcandı YouTube'da çünkü saçma sapan bir şey yaptı. Hepimizin bildiği bir şeydi aslında bu. Saçmalığını. Japonya'da meşhur bir orman var. Meşhur olmasının sebebi de kötü bir meşhurluğu bu. İnsanların intihar ettiği bir orman olarak geçiyor burası. Logan Paul denilen çok önemli YouTuber. Çok önemli. Gitti abi buraya ve kendi hayatına son vermiş bir adamı görüntüledi. Ve hani bundan video yaptı. İnsanlar da bayağı ağzını burnunu kırdı bu adamın. Bayağı da muhabbet oldu. Abi sıkıntı şu. Oyun kısmı burada işin şu. Bir tane kullanıcı Xbox'ın marketine giriyor. Dijital marketine. Ve Xbox'ın şöyle bir marketi var. Sen indie oyunlarını sunabiliyorsun oraya. Yani sen indie şeyler yapıp oraya sergileyebiliyorsun. Abi adam şöyle bir oyun bulmuş ve bu oyunun yaş sınırı 3. Bak yaş sınırı 3. Oyun Logan Paul olarak oynuyorsunuz ve intihar eden insanları bularak YouTube kanalınızı geliştiriyorsunuz Japonya'da. Oyun bu. Adam tek Twitter'dan yazmış bunu. Böyle bir oyun var lan ne oluyor? Hani nedir bu Xbox
Xbox haberin olsun diye Xbox etkileri Twitter'dan gördük, hallediyoruz demişler ama acaba ne zaman gördüler? O kullanıcı fark etmese neler olacaktı? Bu tarz sistemlerde denetim kısmı biraz zayıf kalabiliyor mu böyle serbest platformlar? Kalmamalı. Yani Steam'den bahsetmiyoruz. Şimdi hep söylüyoruz bunu. PlayStation tarafında da Xbox tarafında da çok kapalı bir ekosistem var. Kolay değil. Oğlum dedikodum yapmayayım. Tercüme ediyorum. Duymuyor seni çünkü. Pardon. O ekosistem kapalı bir ekosistemdir. Herkes oyun sokamaz oraya kolay kolay. Buna rağmen oyun girebiliyorsa bu demek ki bazı denetim mekanizmalarında bir sıkıntı olabilir. Bilmiyorum nasıl olduğu, nasıl yürüdüğünü o işin. Ama ben birazcık geliştirebilirim bu konudan ötürü Xbox Store'u. Bir açık var yani. Var mı diyeceğim şey? Sen YouTube'ları çok seven bir insan olarak. Ya burada hani en saçma kısmı bana 3 yaş sınırı olması bir de yani. Hadi diyelim ki espri yoluyla, şaka yoluyla hani bu yurt dışında bazı şeylere daha geniş bakabiliyor. Hani diyelim ki herhangi bir platformda bu oyunu yaptı da 3 yaş sınırı olması daha sıkıntı. Çünkü hani değer yargısı olmayınca çocuklarda hakikaten yani 18 yaş koysa da o çocuk bir şekilde oynar da saçma yani en azından bu şekilde olması. Yani demek ki bu tarz sistemlerde bazı şeyler gözden kaçabiliyor zaman zaman. Bunu da burada öğrenmiş olduk bu şekilde. Sonra benim de az önce Switch'ten bahsettik. Bundan da bahsetmem lazım aslında. Switch'teki satış rakamları. Hangi oyunu ne kadar sattığıyla alakalı Nintendo bir istatistik paylaşılmış. Merakları varsa paylaşayım. Super Mario Odyssey şu zamana kadar 9 milyon adet satmış. Bayağı iyi bir rakam. Bayağı iyi. Baya iyi bir rakam. Mario Kart 8 Deluxe 7.33 milyon satmış. Zelda 3. sırada 6.7 milyon satmış. Splatoon 2 4.91 milyon. One Two Switch diye bir oyun vardı. Eğlence oyunu. One Two Switch görmüşsünüzdür evet. Belki. Kendisi 1.88 milyon. Bundle'lardan yürümüştür. Evet. Büyük ihtimalle bundle'lardan yürümüştür. ARMS 1.61 milyon ve yeni çıkan Xenoblade Chronicles 2 de 1.6 milyon. 1.06 milyon satmış. Mario baya hep Mario Kart oyunuyla hem de Super Mario Odyssey ile silip süpürmüş ortamı ya. Evet ya sonradan gelip tekrar zirveye yerleşmiş. Ben hep aklımda hani Zelda hala en çok satan gibi kalıyordu ama demek ki son birkaç ayda bayağı toparlamış. Galiba bir ayda falan böyle gene hayvan gibi satmış yani. Sadece son bir ayda yani. Mario her zaman satan bir marka oluyor ama adamlar da oyunu yapıyor kardeşim. Yapıyorlar. Ya Mario Legend of Zelda'nın üzerinde durmaktan ziyade ben biraz şeye bakacağım. Biraz daha niş gözüken diğer oyunlar da bayağı iyi rakamlar satmışlar. Xenoblade yeni çıktı abi bir de yani. Bir ay oldu olmadı. Aralık sonunda çıktı yazılıyorum ben. Aynen öyle. Bayağı. Tabii Aralık sonunda çıktı ya doğru. Bir aydan birazcık belki fazla olmuştur. Şunu biraz da demek istiyorum. O oyunlar bile bu kadar çok satıyorlarsa aslında bağımsız geliştiriciler için de hani gayet geçerli bir platform olmuş çünkü çok satabilme ihtimaliniz var. Ve bu da demek oluyor ki Nintendo Switch'i zaten biliyorduk bunu ama daha uzun sürelerde göreceğiz. Daha da oynayacağız, daha da konuşacağız. Çok ilginç oyunlarla da karşımıza çıkacak. Abi 3DS mesela hala çok satan oyunlara sahip 3DS. Ama bu sefer Switch biraz daha batı pazarında da hakimiyetini göstermeye başladı. O yüzden batılı yapımcıların da gözünü çekiyor. Bayağı bir indie oyun geliyor. Yeni çıkanlar geliyor, eskiden olanlar geliyor. Yine Nintendo'dan paraları yattı galiba. Nintendo övmeye aralıkçıyla devam ediyoruz. Adamların Türkiye ofisi bile yok. Neredesin Nintendo? Bağımsız yapımların sıklıkla Nintendo Switch'e gelmesi hakikaten çok iyi ama buradaki sıkıntı şu. Ya Steam'de tabii ki aynı fiyat politikasını bekleyemezsin de Steam'de 30 liraya alacağın oyunu burada 30 dolara 40 dolara almak yani koyuyor. Ben hakikaten mesela şu oyunu diyorum Switch'e oynamak istiyorum. Bağımsız oyun ama 40 dolar olunca da yani bir kalıyorsun. Hani tam emin olamıyorsun o parayı vermeye. Fiyat konusunda Asyalılar kadar katı ve ketum bir firma yok ya. Acayip. Abi bak Paris'te aldım ben Switch'i. Fuar için gitmiştim oraya. Bundle'da normalde bundle yaparsan ucuz olması gerekir değil mi? Hani evet. Yok aynı. Yani ben Mario Kart'lı versiyonu pardon Mario Super Mario'lu versiyonunu almıştım. Yani normal alınca da aynı. Oyunu ayrı alınca da aynı. Yani abi, bir farkı yok. Dijitalle fizikseli de aynıya satıyorlar. 60 dolar dijital, fiziksel de 60 dolar. Bir farkı yok. Adamlar için yani fiyatlar bu. Bu neyse ne. Ama adamlar satıyor, sattırıyor. Hayatlarından memnunlardır büyük ihtimalle. Neyse efendim, bugünlük gündemimiz bu kadardı. GİS'teyiz, 4 gün boyunca burada olacağız. Siz bunu seyrettiğinizde 2 gün kalmış olacak büyük ihtimalle ama aklınızda olsun Monster Energy standındayız biz. Oralarda bizi görebilirsiniz. Var mı? Başka? Yok. Hadi ben çok yoruldum bağıra bağıra konuşmaktan. Gelirseniz selam verin arkadaşlar. Bu kadar. Evet, görüşmek üzere diyelim buraya gelirseniz.